bulduk. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Deneyim Müzesi. Evet. Ben de ilk kez geliyorum. Gerçekten çok etkileyici. Evet. Çok efektif bir atmosfer oluşmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. 2000 metrekareye yayılan aslında güçlü bir müze ve bu deneyim müzesi farklı temalarda dönem dönem değişen sistemlerle, deneyimlerle ki yeni teknolojilerin kullanıldığı salonları var, bilgi edinme sistemleri var. Bu bakımdan gençlerin çok ilgisini görüyor. Açıldığı an itibariyle güçlü bir ortamı oluştu ve çok keyifli kuyruklar görünce de mutlu oluyorum. 2000 metrekareye yayılan İstanbul'un ilk deneyim, dijital deneyim müzesi oldu. Biz gençlere bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz de mutluyuz. Sizi her zaman bekleriz. Keyifle. Sağ olun. Keyifle. Sevgili seyirciler, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Murat Kurum'un adaylığı kesinleşince hemen kendisini aradım, kutladım ve dedim ki Sözcü televizyonunun ekranları, benim Sözcü'deki köşem size açıktır. Ben sizinle bir söyleşi yapmak isterim, özel bir röportaj yapmak isterim. Ayrıca ilerleyen günlerde Sayın Ekrem İmamoğlu'yla bir açık oturuma katılmak isterseniz bunu da yönetmeye şimdiden talibim dedim. Kendisi bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti ve olumlu konuştu. Yani hayır katılamam demedi. Tam tersine olumlu bir izlenimle telefonu kapattım. Ancak bugüne kadar kendisinden bu talebimi realize edebilecek bir dönüş olmadı. O nedenle bu akşam Sayın Ekrem İmamoğlu'na özel röportajda özel sorular yönelteceğim. Evet, teşekkür ederiz. Sayın İmamoğlu, 2014-2019 döneminde yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Adalet ve Kalkınma Partili isimlerce yönetildiği süreçte çoğu rutin olmak üzere toplam 147 kez denetlendiğini belirttiniz. Ancak sizin döneminizde yani 2019'dan bugüne kadar olan süreçte teftiş, inceleme, soruşturma olmak koşuluyla 1019 kez denetlendiğinizi ifade ettiniz. Şimdi ben bir hesap yaptım. Sizin bugüne kadar görev yaptığınız süre tam 1825 gün. Bunun iki ayı da biliyorsunuz seçimin yenilenmesiyle geçti. Yani makama iki ay geç oturdunuz. Hatta üç ay aslında bir 18 evet, gün görev evet, yaptık gibi gözükse de. Ben iki ay olarak hesapladım. Evet, evet. İki ay olarak hesapladığımda bu 1825 günden düştüğümüzde eski yönetime oranla 9 kat fazla denetim görmüşsünüz. Aşağı yukarı 1,5 günde bir sizi ziyaret etmişler denetlemek için. Bu çalışmalarınızı aksattı mı? Tabii zaman zaman ufak tefek de olsa gerginlik yarattı ama hani biz bundan büyük işte şüphe duyduk veya işte savrulduk vesaire öyle bir durumumuz söz konusu değil. Sonuçta biz bir kamu kurumuyuz. Tabii ki denetlenmeliyiz. Tabii denetlenmenin gerekçeleri olmalı ya da bir sebep doğurmalı. Ki bunların hepsi gerekçesiz, sebepsiz demiyorum ama bazen hani biliyorsunuz bakan bir açıklama yapıyor. Evet. Haydi ertesi gün bir bakıyorsunuz müfettişler geliyor. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor. Hadi bakalım bir ekip daha geliyor. Bir de burada şunu belirtmek isterim. Yani 1019 adet soruşturmanın içinde mülkiye müfettişlerinin araştırmaları, soruşturmaları, İSKİ, İETT, iştirakler, inceleme, araştırma, işte ön inceleme vesaire gibi böyle farklı statülerde hususlar var. Burada rutin denetimler vardır. O rutin denetimleri ki bize de gelen, bizden önceki dönemde olan rutin denetim, onları çıkardığınızda aslında bizden önceki dönem yok denecek kadar az teftişin olduğu bir dönemle karşılaşırsınız. Kaldı ki iştiraklere yıllar yılı mesela Sayıştay hiç gelmemiştir. Bizim dönemde Sayıştay denetimi
tabiri caizse bir hücum yaptı iştiraklerimize. Burada bir de olmayan bir şeyi daha söyleyeyim. Bu da çok trajikomik bir durum. Benim Beylikdüzü döneminden daha önce teftişi yapılmış ya da bir soruşturma olmuş bir kısım mevzuların ki işte herhangi bir kovuşturmaya gerek yoktur cevabı alınmış ya da soruşturmanın raporu düzenlenmiş ama herhangi bir müdahaleye ya da bir hukuki sürece devredilmesine gerek yoktur denmiş bir sürü dosya da ayrıca açıldı ve hani bir hücum da Beylikdüzü'ne yapıldı. Yani şu anlamda 2014-19 döneminde şu dosyayı bir daha araştırın, bir daha araştırın. Hatta bunlarla ilgili dava açma noktasında talimatla hareket eden, ki ben bunu çokça da dile getirdim, şimdi dile getirmemin de bir anlamı yok. Talimatla bu işleri yapan bir müfettiş olduğunu ve bu müfettişin hem İBB'ye geldiğini, sonra Beylikdüzü'ne gittiğini ve buradan bir dava oluşturma çabası içinde olduğunu ben afişe etmiştim, insanlara duyurmuştum. Yani burada o sayıda da o sayı yok. Yani o ayrıca Beylikdüzü üzerinden yürütülen dosyalar oldu. Günün sonunda şunu ben gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yani seçime 5 gün kala, hani 5 salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 8 adım atar gibi oldu ama 5 gün kala şunu söyleyebilirim. Hani bu 5 yılın dediğiniz gibi eksik 5 yılın tabiri caizse güzel bir istatistik çıkarmışsınız, hiç aklıma gelmedi. Bu kadar sıklıkla bir nokta şey gibi, yani her gün tık 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 evet, işleyen evet, bir evet. Teftiş müdahale gibi. Bütün bunların ortaya çıkardığı sonuç şu, yani ortada bir şey yok, hiçbir şey bulamamışlar. Günün sonunda hakkımızda açılmış bir tek tırnak içinde, ki o bunların içinde yok, bir ahmak davası var. Yani o bir soruşturma mevzusu değil, bir ahmak davası var ve oradan hani siyasi yasaklı olmamıza dönük yürüyen bir ceza süresi var. İstinafta, onun dışında ortada bir şey yok. Kaldı ki hani bu yine tırnak içinde diyelim, bu ahmak davası ile ilgili süreçte de düşünün ki yani benim mahkememde, davanın görüldüğü mahkemede atanan üçüncü hakim karar verebildi. Yani daha önce oluşan hakim heyeti başka, daha sonra bir hakim heyeti geliyor. Belli ki o hakim heyeti buna karşı adil davranma konusunda kararlı davranıldığı görününce de apar topar bir heyet geliyor ve hakkımda bir olumsuz karar veriyor. Yani 5 yılın özeti buyken ben çok bahtiyarım. Kimse diyemez ki ya Ekrem İmamoğlu'nu soruşturamadık. Vallahi Cumhuriyet tarihinin en büyük soruşturmasını geçirdik 5 yıl boyunca. Şimdi her zaman yaptıkları gibi bir kısım kumpaslarla, bir kısım işte yalan dolan ya da bir iftira düzeniyle bizi yıpratmaya dönük hamleler yapıyorlar ama nafile, ben çok net söylüyorum, alnımız açıktır. Mesele şu, gururla hizmet üretmiş 5 yıl, gururla fazladan abartıyla teftiş edilmiş bir 5 yıl söz konusudur. Ne mutlu bize, yani neticede devletin kurumuyuz, bunun iki katı da teftiş etseler bir şey olmazdı ama üzücü olan şu, devletin kurumlarının daha önce teftiş edilmiyor olması. Uğur Bey, ben benzer bir durumu Beylikdüzü'nde yaşadım. Sayıştay gelmemiş Beylikdüzü'ne. Benim ilk yılımda Sayıştay geldiğinde bir baktık ki geçmiş 6 yıl gelmemişler. Allah Allah. Yani Beylikdüzü Belediyesi'ne uğramamışlar bile. Dolayısıyla hatta dedim yani unuttunuz mu dedim bu belediyeyi, yani ben alınca mı haberiniz oldu Beylikdüzü diye bir belediye var demiştim. Bu uygulamalar ve bu çifte standardın hoş olmadığını, bizi denetlesinler, bundan asla bir sıkıntı duymayız çünkü millete ait bir bütçeyi yönetiyoruz. Ama diğer kendi siyasi partilerinden insanları yönettiği belediyelere gitmiyor olmaları çifte standardın ötesinde, bence orada ciddi bir kaygı duymalı toplumumuz. Yani niçin gidilmiyor, niçin bakılmıyor diye kaygı duymalı. Evet. Siz mal varlığınızı Sayın Murat Kurum'dan önce açıkladınız.
Ancak İstanbul Emirgan'da 3 villanızın bulunduğu, ki bunların toplam değeri 50 milyon dolar olarak öne sürülüyor. Yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası. Bunu paravan şirketler kullanarak gizlediğiniz iddiası gündemde. Buna ne diyeceksiniz? Uğur Bey, paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Yani İmamoğlu İnşaat neredeyse 3 nesildir ve yaklaşık olarak yani gururla söylemem gerekirse herhalde 70 yıla yakındır ticaretle uğraşan bir aile şirketi ve günün sonunda bu şirketin geçmişinde de güzel anekdotlar var. Ta 70'li yıllardan, hani Trabzon'dan başlayan, İstanbul'da Beylikdüzü'nde dahil vergi rekortmenliği sıralamalarına girmiş, hatta Beylikdüzü'nde vergi rekortmeni olduğu yılları olan bir kuruluş. Ben de bu kuruluşla birlikte, hani bugün itibariyle hesapladığımızda neredeyse 35 yıllık bağ kuruluyum. Binlerce insan istihdam etmiş, birçok proje gerçekleştirmiş, farklı sektörlerde farklı ticari girişimleri de olmuş. Bizim göz bebeğimiz, aile olarak göz bebeğimiz, dededen babaya, babadan bize. Tabii hani değerine şuna buna girmeyeceğim ben. Yani hani o abartılara, şunlara, bunlara, hani bir insanın malı değerlensin ister, o ayrı bir mesele, ama İmamoğlu İnşaat ticaret yapar, alır, satar. Tek kuralımız var. Kamu ile işi olmaz. Usulsüz işi olmaz. Ticaretini yapar. Umuyorum benim çocuklarım da ilgi gösterir. Henüz ilgi gösteren bir çocuğum yok. Yani öyle bir duygu beslemediler ama belki ileride sıcak görürler ya da oraya ilgi duyarlar. Duyarlarsa dördüncü nesil olacak. Bu da benim için gurur vesilesi. O bakımdan ticaret yapıyor. Tabii bu benim kişisel mal varlığımın dışındaki gerek olmadan ben eşimin de mal varlığını koyarak beyan ettim. Ama tabii aynı zamanda şirket faaliyetleri olan, yani şirketlerinde hissesi olan bir insanım. O zaten daha önceki beyanlarımda da var. Dolayısıyla orada bir değişiklik yok. Ama hani ben bir şirketin, bir tüzel kişiliğin orada kendi ticari faaliyetlerini, bilançolarını göstermek diye bir şey ne hukukta var ne kanunda var. Ama gizlimiz saklımız yok. Yani bizim malımız, mülkümüz ayan beyan vardır. Oradaki mülkümüz vesairemiz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerinedir. Firmamız bazen alım yapar, bazen satış yapar, bazen bir yer alır, proje üretir. Ama söylüyorum, yani kuruşu kuruşuna verginizi ödeyeceksiniz. Allah'a şükür devlete bir kuruş borcu olmayan bir aile şirketimiz. Umarım dördüncü nesille devam eder. Çünkü ekmeğimizi oradan kazanıyoruz. Peki yaptığınız inşaatlardan, yani İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin yaptığı inşaatlardan depremlerde yıkılanlar oldu mu? Örneğin Yalova'da var mıydı sizin inşaatınız? Evet, Yalova'da vardı. Şükürler olsun. 1987'de babam orada. Aslında İstanbul'a ilk adımımızdır Yalova'da. Hatta çiftlik köyde ben de inşaatı zamanında gitmiştim. 86'da olabilir, yanlış ifadede bulunmayayım. 86'da olabilir. Çünkü ben 86'da geldim diye hatırlıyorum. Lise 1'i lise 2'ye bağlayan senenin yazında çiftlik köyün sahilinde kursalda orada bir topta oynamıştık yani. Arkadaşlarla böyle kaynaşarak, Yalovalı gençlerle. Dün gibi hatırlıyorum, orada bir yazlık sitesi gibi bir şey yapmıştı babam. Ve bizim, hiç unutmuyorum, 99 depreminde babamın hemen ilk günü, tabii ilk telaşımız, aile bir araya geldik. Babam o zaman Göztepe'de oturuyordu, biz Beylikdüzü'nde eşimle. Babamın güzel bir lafı vardır. Kendi yaptığı binada oturmayan müteahhit iyi müteahhit değildir der. Onun için yaptığımız binalarda da oturduk, yani hep öyle geçti yaşamımız. Dolayısıyla hemen ikinci günü atlayıp Yalova'ya gitmiştim. O büyük bina, depremden sonra. Evet, Düzce, Yalova, Gölcük depreminden hemen sonra. Tabii yıkılan bir siteyle aramızda bir sokak vardı, büyük bir site. İsmini vermeyeyim şimdi, önemlice bahsedilmişti o sitede. Hemen üstündeki yapının sağlam olduğunu ben babamı aradım.
Dedi tamam oğlum sağlam, hiçbir şey yok dedi. Hatta hiç unutmuyorum, beni rahatlatır endişesiyle, yani beni rahatlatıyor, bana acaba söylemiyor mu diye 2-3 gün sonra ben kendim gittim Yalova'ya. 28 yaşındayım o zaman. Gidip böyle balkonda milletin bir de şeyini görünce 3-4 gün sonra yıkanmış çamaşırlarını falan, yani bir de içinde yaşıyor olmalar beni daha da gururlandırdı. Ama şunu hiç unutmuyorum, babam neticede bir esnaflıktan, tüccarlıktan müteahhitliğe geçiş yapmış, imalatçılık yapan, inşaat malzemeciliği, ilk o dükkanı 69'da kurdu. 50'lerin sonunda dedem kereste işi kurmuştu rahmetli. Babamın titizlendiği iki hususu hiç unutmam. Malzemesi sağlam olacak, temiz olacak, mühendis, mimar ne çizdiyse onu yapacak, onu denetleyen, gözetleyen de bir teknik elemanla çalışacak, bu kadar. Yani o zamanın koşullarında bunun daha ekstrası yoktu. Tabii 90'lı yıllarda kendi kadromuzu genişlettik, teknik elemanlar çalıştırdık, ama ben hep söylerim. Teknik mühendislik alan bir yapı, malzemeyle ilgili yani affedersiniz hani hırsızlık çalmayan yapılmamış bir yapı ve mühendislik teknik uygulamalarına harfiyen uyan bir yapıya bir şey olmaz. Ben onu orada yaşadım. Dediğim gibi arada bir sokak vardı. Altta bayağı kalabalık bir site, yerle bir olmuştu. Sokağın hemen üstünde yapının öyle durması beni mutlu etmişti. Dimdik duruyordu tabii, sizi. Tabii yani dediğim gibi o dönemde Beylikdüzü'nde de biz yüzlerce şantiyemiz vardı. Yani yüzlerce konutun olduğu 3 şantiyemiz vardı o dönemde. Büyük de bir sıkıntı yaşadık, ama şunu söyleyeyim. Belki de beni siyasete sürükleyen, hayat felsefemi değiştiren, babamızla böyle kafa kafaya şantiyede günlerce bazen sessizce düşündüğümüz, bazen ne yapmalıyız diye karşılıklı tartıştığımız müzakerelerimiz olmuştur. Hiç unutmuyorum, 2000 yılının başlarında biraz ticaretimiz de hareketli, o deprem stresi kalkınca Beylikdüzü'ne insanlar yeni yapılara akın edince babamla şu kararı verdik. İyi proje üreteceğiz, kaliteli iş yapacağız, çok iş yapmayacağız. Biraz da kendimizce yüksek katta yapmayacağız diye bir karar vermiştik. Hayata bakışım değişmişti. Çok değerli mimarlarla çalıştım. Kulakları çınlasın, Zakaryan Mildanoğlu diye bir Ermeni mimarımız vardı. Çok değerli bir insandı. Profesör Halil İbrahim Şanlı diye bir mimarımız vardı. Böyle birkaç mimar daha sayabilirim. Sonra genç nesil, Uğur Özgüven, diğer arkadaşlarımız falan. Ama böyle hep hayatın güzel yaşandığı yerler yapalım, oralarda insanlar mutlu olsun. Bu benim insana dair bir alan ürettiğimize dönük farkındalığımızı daha da büyüttü. Çevreye olan duyarlılığımızı ve ne oluyor, ne bitiyor, biz niye tek bina yapsanız bile çevre iyi olmuyorsa orada hayat güzelleşmiyor diyerek yereli olan ilgim arttı. Yani beni aslında 2008'de, yani depremden 9 sene sonra siyasete adım atmama, gidip orada bir partiye üye olmama vesile olan belki de araç olmuştur deprem ve süreci. Bu bakımdan hep derler yani müteahhit vesaire diye. Ben hep söylerim, ben müteahhitlik mesleğimle gurur duyuyorum. Çok da güzel işler ürettiğimizi, çok güzel yaşam alanları, binlerce insana mesken üreterek onları mutlu ettiğimiz bir saha olduğuna inanıyorum. Eksiklerimiz olabilir. Ama bir yanıyla da bu mesleği iyi yapan ve onu iyi idrak eden insanların iyi şehirci olabileceğini, iyi çevreci olabileceğini ve insani duygularla daha yüklü olabileceğine inanıyorum. Bu konuda hem babamın rehberliğine minnettarım, hem çok değerli mimarlarla çalışmış olmanın minnettarlığı benden var. Bende var. İyi bir Fenerbahçeli, çok rahmetli Agop Kotogya'nın cilt profesörünün Allah rahmet eylesin. Rahmetlinin hisseder olduğu bir arsada inşaat yapmıştım. Onunla olan duygularımızı ve karşılıklı ilişkilerimizi anlatacağım ama programdan sonra anlatacağım. Burada keseyim. Rahmetlinin, benim de çok özel anılarım evet, var. Rahmetlinin bana dönük böyle o kadar güzel cümleleri vardır ki böyle hep ruhumun böyle güzel bir köşesine koyarım. Toprağı olsun. Evet. Onların da bir arazisini yapmıştım. Hı hı. Onlarla bahtiyar böyle dostluğumuz olmuştu. Kotogya. Evet. Sayın Başkan, bu söylediklerinizden gençlerin ders çıkarabileceği çok
önemli olgular var. Dilerim onlar da dikkatle izliyorlardır. Şimdi siz 1019 kez denetim geçirmenize ve engellendiğinizin bilinmesine karşın pek çok projeyi de hayata geçirdiniz. Zaman geldi, kıt kaynakları değerlendirmek durumunda kaldınız. Hatta bazen dış kredilerinizin kullanımı bile engellendi. Ne ama buna karşın işler yaptınız. Bunu nasıl bir bütçe planlama anlayışıyla gerçekleştirdiniz? Uğur Bey, şöyle, aslında biz İstanbul'da yönettiğimiz 5 yıllık bütçenin gerçekten hani hem vatandaşımız tarafından iyi anlaşılması konusunda belki bizim de dersimize çalışmamız lazım. Ve bunu vatandaşımıza hani tabiri caizse böyle her sayfasını anlatmamız gerekiyor. Niye derseniz, aslında çok net kıyaslanabilir. Hatta kıyaslamada bir kısım parametreler üzerinden bizim dönemimizin maliyet açısından olsun, gelir açısından olsun bir kısım dezavantajlara sahip olmasını da hesaba katarsak muazzam bir, yani tabiri caizse mucize gibi bir dönem yaşattık İstanbul'umuza. Ben bunu iddiayla söylüyorum. Uğur Bey, bakınız, İstanbul tabii her an yatırıma muhtaç bir şehir. Hani bazen diyorlar ya, işte hangi vaatlerinizi yerine getirdiniz? Örneğin bizim şöyle bir vaadimiz yoktu yani. İstanbul'da 160 tane selin bastığı nokta var, onları düzelteceğiz diye bir vaadimiz yok. Ama gelip öyle vahim bir tabloyu elimizde bulunca bunu yapmayacağım. Milyarlarca lira yatırım yaptık. Milyarlarca liralık. Bugün ve çok biz, kuvvetli sağanak yağdı. Herhangi bir sel oluştu mu? Allah'a şükür tek bir yerde, düşünebiliyor musunuz? Ve bugün en az ben bazen İSKİ'deki arkadaşlar diyor, başkanım artık şey gibi oldunuz. Yağışa göre diyorum ki barajlar bugün en az %3,5-4 artmıştır. Bir gün sonra bakıyorlar ki tuttu. Şimdi bu kadar uzmanı olduk, yani işini yaşayan bir insanım. Ben doğdum doğalı öyleyim, yani işimle doğdum. Babamız, yani yine ona laf atacağım buradan. Ben böyle laf atınca da annem babam televizyon karşısında hemen ağlıyorlar ama o olsun. 6 yaşından beri beni çalıştırdı. Çalıştırdı derken emeği öğretti. İşinin sahibi olmayı, işine dikkat etmeyi, işine gidip gelmeyi. Ben dükkanın kebengini açtığımda 6 yaşındaydım. Dolayısıyla ben işimi yaşıyorum. Yani para kazanmayı, borç ödemeyi bilen bir insanım. Öyle havaya imzalar atıp oraya kule izni ver, buraya bilmem ne ver değil yani. Taşın, toprağın ne olduğunu, oradan bereketin nasıl çıktığını. Ben ayrıca bir rençber, bir çiftçi annenin çocuğuyum. Onu gözleyerek büyüdüm 18 yaşına kadar. Yani odamda uyandığım zaman, camı açtığım zaman annem tarlada kazma kazıyordu ya da bel belliyordu tütün için veya sebze için. Böyle bir yuva var bende. Onun için İşime o kadar tutkuluyum ki her santimini, her milimini tane tane idrak ederim. Dersime iyi çalışırım. Her işin uzmanı değilim. Yüzlerce uzman çalıştırıyorum ama ben işimin sahibiyim. Bu bakımdan şunun için bunu anlattım. Bizden önceki 5 yıl ve bizim dönemdeki 5 yıl arasında döviz bazında en az %35-40 en az emtia farkı var. Yani dünyada artan emtia farklarını, evet, biliyorsunuz. Evet. Yani 2014-2019 ile 2019-24 arasındaki emtia artışlarında döviz bazında %40'a yakın fark var. Bazılarında %60-70'i buluyor. %40 en az. Enflasyonu artık zaten ağzıma almıyorum yani. Enflasyonu konuşmak bile istemiyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı sanki enflasyonun sorumlusu benmişim gibi. İşte biliyorsunuz bazı ücretlerde artış yapıyoruz ama cebinize girene kadar enflasyondan dolayı değer kaybediyor. Kime şikayet ediyorsa, yani garip bir durum yaşıyoruz. Ben artık şey diyorum yani ekonomi konusunda öyle bir berbat 6-7 yıl 8 yıl yaşattılar ki ülkemize. Hani gözünden ışık fırlayacak bakandan tutun. Efendime söyleyeyim işte bu yaz uçacak Türkiye'ye diye tarifleyen bakanına, şuna buna varıncaya kadar. Şimdi Uğur Bey, ben tablodan birkaç şey siz orada otururken, buyurun, göstermek istiyorum. Buyurun. Bakınız, şurada bir tablomuz var. Aslında 5 yıllık gelir gider kıyaslaması. Bakın burada 19 milyar 529 milyon dolarlık
2014-2018 arasındaki gelir toplamı var. Yine aynı dönem 22 milyar 795 milyar dolarlık gider toplamı var. Hemen sağ tarafta ise bizim, yani bizim dönemin 2019-2023 arasında, çünkü burada denk düşsün diye aynı dönemleri aldık, yani 2023'ün 31'i 12'sine kadar olan rakamlar. Burada 17 milyar 46 milyon dolar gelirimiz var. 18 milyar 669 milyon dolar da giderimiz var. Bakın çok önemli bir şey. 2,5 yani diyorlar ya, İstanbul'un gelirleri arttı. Hatırlarsanız bunu çok konuştular. Evet. 2,5 milyar dolar daha az gelirimiz var. Bakın 5 yıla göre bizim dönemimizde 2,5 milyar dolar daha az gelirimiz var. Daha güzeli, daha önemlisi, 4,1 milyar dolar daha az para harcamışız. Bakınız, emtia farkı, fiyat farkı, yani %40'a yakın demirde, betonda, plastikte, tarımda, orada, burada, bütün dünyada bu böyle. Şimdi burada çok ilginç bir şey daha sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın burada dönem dönem aslında burada bir şeyimiz var. Yani mülkiyet gelirleriyle yani ilgili fark tablosu. Yani buraya kadar yaptığınız açıklamadan şunu mu anlamalıyız? Daha az para kullandık ama daha çok iş yaptık. Bunu mu söylüyorsunuz? Tabii daha az gelirimize buraya dönüş yapacağım şundan. Gelirin içinde bizim dönemde mülkiyet gelirleriyle ilgili bir hane var. Yani bizim dönemle bizden önceki dönemde. Ya yani bizim dönemde 1 milyar dolara yakın bir mülkiyet geliri var. Onların döneminde 2,6 milyar dolara yakın mülkiyet geliri var. Yani bu satışlar efendime söyleyeyim yine milyar dolar okuyorum ki yanlışlık olmasın. Yani milyar dolar telaffuz etmek çok zoruma gidiyor ama yani biz şu anda TL ile konuşsak şaşarız, yani çarparsak şuraya rakamlar sığmaz. Bizden önceki dönemde 1,6 milyar dolar daha az mülkiyet gelirimiz olmuş. Çünkü bize satış izni vermemişler. Bazen çok rutin, standart satış izni bile vermemişler. Hani şöyle diyorlar ya, sizin geliriniz 2014-2019'daki geliriniz bizim dönemden daha fazla merkezi idareden para aldınız. Onu doğru söylüyorlar. Bizim dönemdeki merkezi idareden gelen gelirin oranı %85 iken bizden önceki dönemde bu %70'lere kadar düşüyor. 74, 72, 73 o oranlara kadar düşüyor. Sebebi o dönemde hatırlarsınız büyük bir İDO satışı yapıldı. Yine bir kısım çok değerli mülkiyet satışları yapıldı. O satışlardan dolayı bizdeki satış olmadığı için merkezi idarenin bütçedeki payı daha yüksek görünüyor. Fark bu. Şimdi buradan şuna geleceğim. Bir başka şey, şunu da söylemem lazım. Bütçe dengesi çok önemli. Bakınız toplamda, yani 2014-2019'da toplamda 3,2 milyar dolar bütçe açığı verdiler. Bu kadar çok para gelmesine rağmen çok para harcadılar. Bütçe açıkları yüksek. Biz ise bu kadar az para gelmesine rağmen ve 4,1 milyar dolara harcamaları çekerek 1,6 milyar dolarlık bütçe açığıyla kapattık 5 yılı. Yani neresinden bakarsanız bakın bütçe yönetimi. Onun için diyorum ki tasarruf bereket. Bakın bu iki kelime. Yani mucizeden kastettiğiniz bu mu? Tabii ki. Tabii ki. Yani israfı yok etmek, tasarrufu getirmek. Bütçenin bereketlenmesi demek bu. Ama başka hususlar var. Nedir o? Şimdi bu dönemin özeti. 12 tane metro hattı durmuş. Hatta bir kısmına hiç başlanmamış. Sadece ihalesi yapılmış. İstanbul'un 150-160 noktasını sel su basıyor ama elini kıpırdatan yok. Bir sürü rant projesi yapılıyor ama bir tane sosyal konut üretilmemiş. Kiptaş eliyle vesaire. Peki bu 5 yıla bakalım. 65 kilometre metro üretilmiş. Yani onların... Oraya şöyle geleceğim. Sayın Murat Kurum, sizin sadece 8 kilometrelik metro hattı inşa ettiğinizi öne sürdü. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün
İstanbul'daki tüm metroları biz yaptık. Ama Sayın Kurum bir başka programda da Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığından toplam metroyu düşerek bizim 65 kilometre yaptığımızda tescilledi. Yani problem şurada, matematik Murat Kurum. Yani ikisinin arasında fark var. Matematik şaşırtmıyor, Murat Kurum şaşırtıyor. Başka işlerde şaşırttığı gibi. Şimdi bir de şu var. Sesleniyor Sayın Kurum, diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Kurum diyor, işte Halkalı havalimanı hattına sahip çık, bak gelir onu elinizden alır diye, malına sahip çık diyor, malına, bak malına, bu düşünceye bakar mısınız, malına sahip çık. Şimdi şu bütçeyi biz niye anlatıyoruz biliyor musunuz? Ya bu bütçelerin hepsi milletin bütçesi, ama kardeşim 4 milyar 100 milyon dolar daha az para harcamışız. Senin başlayamadığın, senin yapamadığın, senin ihale yapıp %20'de 30'da durdurttuğun en az 3-4 tane, ki biraz sonra raylı sistem tablolarına geçeriz. Oradaki pozisyonu anlatırız. Yapamadığın işler. Bakın biz bir de bu dönemde neyi başardık biliyor musunuz? Pandemide bu bütçeyi başardık. Pandemi, ekonomik krizin, pandemiyi özel bir soru olarak ekonomik sonra krizin hat yaptığı bir ortamda biz bunu başardık. Yani ekonomik kriz yüksek. Pandemi deseniz zaten bizi hepimizi alabora etti. İki yıl. Bir de İstanbul, Türkiye büyük bir deprem yaşadı. Yani her yönüyle bizi bir en az 6 ay bir durdurdu. Resmen bir el freni çektik hepimiz. Yani Türkiye ekonomisi olsun, diğer hususlarda. Bütün bunların yaşandığı bir 5 yılda biz bu başarıyı elde ettik. Bu büyük bir iş. 4.1 milyar dolar. Uğur Bey, yani çok önemli bir husus. Başka bir konu. Bakın iki iştirakimiz var bizim. Çok önemli iki iştirakimiz var. Bu iki iştiraklerden bir tanesi İSKİ, bir tanesi İETT. Bir de biz buralarda bir takım zorlukları açtık. Nasıl diyeceksiniz? Bakın şurada bir tablo var Uğur Bey. Bu İSKİ'nin tablosu. Evet. İSKİ'nin önceki dönemde, bakın 2013'te İSKİ'nin karlılığı, yani bir metreküp suyun fiyatındaki karlılığı %84. Sonra %38, sonra %69, 48, 41, 37 böyle gidiyor. Sonra hatırlar mısınız, biz geldik ve %40 indireceğiz dedik. Onlar da biz 40 dedik diye, meclis çoğunluğu onlar da ya 45 dediler. Hadi bakalım 45 olsun dedik. Ve bir anda %45 indirdiler. Ne oldu biliyor musunuz? Gelir ve gider, yani suyun maliyeti hemen hemen eşitlendi. Zaten mesele şudur. İnsanınıza %85 kar nedir Allah aşkına? Ne yaptılar bu dönem biliyor musunuz? İSKİ'ye soygun yaptılar. Biz geldiğimizde bir de İSKİ'ye olan borcu ödedik İETT'nin şu bütçesinden. Niçin? Bizden önceki dönemde parayı kullanmak adına İSKİ'de yatırım yapmak yerine parayı buradan İBB'ye aktardılar. Peki bizim dönemde oranlara bakar mısınız? %3 karla 2019'u geçirmişiz. %-4 zararla, sonra bir %6 kar, sonra bakın 2022'de %32 zararla biz su veriyoruz İstanbul halkına İSKİ olarak. %18 zararla su veriyoruz İSKİ olarak ve bunu, bütün bu şu kırmızı hanelerin olduğu koşullara rağmen 59 milyar liralık biz İSKİ olarak yatırım yaptık İstanbul'da. Bunun içinde arıtma tesisleri var. İçme suyu arıtma var, atık su arıtma var. Bunun içerisinde isale hatları döşeme var. Su baskınlarını gidermek için yer altında tüneller açmak var. 160 noktada sel baskınlarını gideren hizmetlerimiz var. Bakın ikinci kuruma geçelim. Bu da ne biliyor musunuz? İETT'nin yolculuk başı gelir gider oranları. Yine Uğur Beyciğim bakın. Yolculuk başı gelirle giderin birbirini karşılama oranları kırmızı olan aslında yolculuk başı gider, mavi olan gelir. Yani İETT %60'lardan, %65'lerden, yani İETT'nin kestiği biletin fiyatıyla İETT maliyetinin %65'ini karşılıyordu. Şu anda %35. Ve biz bu sene 24 milyar lira civarında İETT'yi sübvanse edeceğiz İBB bütçesinden. Bunların ikisi aslında ne biliyor musunuz? Zor durumda olan insanlarımızın, ekonomik olarak sıkıntıda olan insanlarımızın aslında görünmeyen, dolaylı olarak milyarlarca liralık sosyal destek bunlar aslında. Yani biz
normal açıkladığımız 6 katına çıkarttık dediğimiz sosyal desteğin yanı sıra bir kısım mecliste bizi engellemişler. Hak ettiğimiz tarifeyi bile vermemişler ki biz onların dönemlerindeki gibi fahiş fiyatlar da öğrenmemişiz. Yeter ki gelir gider birbirini dengelesin demişiz. Ya da İETT'de %55-60 seviyelerinde olsun demişiz. Onu da vermediler. Ama sonuçta biz buradaki bütçeden insanlarımız aksamadan ulaşım hizmetleri sürsün diye, biz buradaki geliri iyi yöneterek hem İSKİ'nin hizmetlerini yürüttük, hem de bir yandan dediğim gibi 59 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Uğur Bey, şu dediğim bütün şu fotoğraf, yani bütçe açığını minimize etmek, gelir gider farkını sağlıklı bir şekle sokup 4.1 milyar dolar daha düşük para harcayıp 65 kilometre metro yapmak, 10 milyon metrekare yeşil alan katmak bu şehre ve milyarlarca liralık sosyal destek fonlarıyla 100 bin öğrenciye, biz sadece bu sene 750 milyon lira burs verdik üniversite öğrencilerine, sadece bu sene. Önümüzdeki yıl 1,5 milyar vereceğiz. Ve bu koşullarda İSKİ'yi yöneterek, bu koşullarda İETT'yi yöneterek biz kamu bütçesinde mucize gibi bir 5 yıl var ettik İstanbul halkı adına. Onun için ben diyorum ki tasarruf ve bereket bizim kodlarımız. Onlar ise israf ve ne yazık ki rant onların kod adı. Bizim adımız tasarruf ve bereket. Kalkmışken şu raylı sistemi de bir anlatın. Memnuniyet duyarım. Tam da aslında üstüne raylı sistemi anlatmak en doğrusu. Yani gelebilirse ekrana. Çünkü hani raylı sistemlerde bir aldatmaca yapıyorlar. Efendim işte biz şöyle yapıyoruz. Şunun temelini biz attık. Bakın Uğur Bey, şuradan bir örnek vereyim. Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt attı. Geldiğimizde bakın burada %0 yazıyor, görüyor musunuz? Geldiğimizde %0. %0 ne demek biliyor musunuz? Sadece elde bir ihale kağıdı var demek. Bak sadece, bakınız, sadece bir ihale kağıdı. Başka hiçbir şey yok. İhale yapılmış. İhaleyi alan firma X. Hatlar belli, o kadar. Ele aldık. Proje yanlış. Proje eksik. Yanlış tercihler yapılmış. Mesela öyle istasyon yerleri tercih edilmiş ki hastanenin şeyinden çıkıyor. Bahçesinden çıkıyor. Hastaneden izin almak gerekiyor. Hastane vermem diyor. Kamulaştırma bedeli isterim diyor falan falan. Biz Mahmut Bey Esenyurt hattını yeniden revize ederek, projesini düzenleyerek, daha sonra finansmanını bularak, mesela sıfırdan başlattığımız hat şu anda %40'lara geldi. Şu anda %40'lara geldi. Bakın bir başka hat. Daha yeni açtığımız iki hattan örnek vermek istiyorum. Bakın. Burada Samandıra Sultanbeyli ikinci bölümü, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli bölümü. Bakın Uğur Bey, bu %4'te aldık. Hani bir esprisi oldu geçenlerde katıldığım bir YouTube programında. Hiçbirinin temelini atmadınız diyor. Ben de dedim, kızım dedim, temel metroda nasıl atılır? Kızcağız biraz sıkıntıya düştü ama. Şimdi hatta babala güzel de tarife böyle diye de bir tarif yapmak zorunda kaldı. Şimdi işin esprisi bir yana. %4 ne demek biliyor musunuz? Şantiye kurmak demek. Şantiyesi kurulu bir projeyi biz aldık. 1 lira ödeneği yok. Niye başlamadı? Bu arada şunu söyleyeyim. Bu ihalenin tarihi 2017. Bu ihalenin tarihi 2017. 19'da biz aldığımızda %4. Yani 2 sene, 2,5 sene hiçbir şey yapılmamış. Niye? Para yok. Peki biz bunu aldık. Ne yaptık? Şu anda %90'a geldik. Çekmeköy Samandıra bölümünü açtık. Şimdi Samandıra Sultanbeyli bölümünde önümüzdeki yıl açıyoruz. Yani biz Çekmeköy'den Samandıra'ya sadece metroyu bağlamıyoruz. Metro buradan aslında Sultanbeyli'de vatandaşımız inşallah seneye 43 dakikada Üsküdar'a inecek. Ve bunların kaynaklarını biz bulduk. Bir de nasıl bulduk? Yani kaynağı bulduk. Meclisten kararını alabildik en az ortalama 7-8 ayda. Aldık bakanlığa götürdük. Meclis dışında bir de hazine onayı gerekiyor. Yatırım programına girmesi gerekiyor. Bir sene, ortalama bir yılda orada kaybettik. Bakın bunları yaşarken biz, yani hazineden onay çıkana kadar,
Efendime söyleyeyim, meclisten onay çıkana kadar biz ne yaptık biliyor musunuz? Yolumuza devam ettik birçok işte. Ikınarak, sıkınarak, az önce anlattığım o bütçe rakamlarını iyi kullanarak, ya biraz da tavşan çıkararak o şapkadan, inanın biz bu bir kısım hatları zor zamanlarda yürüttük. Evet, oturduk taahhüt işini alan firmalarla, tanıdık firmalar, bildiğimiz yani Türkiye'nin önemli firmaları. Hatta bugünkü hükümetin başka projelerinde çalışan firmalar. Biz onlara şunu söyledik. Kardeşim, ahlaklı iş istiyoruz. Düzgün iş istiyoruz. Fedakarlık yapacaksınız. Biz de sizin paranızı tıkır tıkır ödeyeceğiz. Vallahi biz 4,5 yıldır öyle iş yaptık insanlarla. Ve bu hattı öyle açtı. Bakın devam edeyim. Kaynarca, Pendik, Tuzla. Hani diyorlar ya bizim. Hangisi sizin? Üçüncüden gidiyoruz. Hala ortada bir şey yok. Buranın bir tek şantiyede şey var, mobosu var. Başka hiçbir şey yok. Şimdi başladık. Kaynarca, Pendik, Tuzla hattının Pendik, Kaynarca kısmında %63'lere geldik. Ve inşallah bu sene sonunda toparlıyoruz burayı. Önümüzdeki sene başında açıyoruz. Tuzla'ya da devam edeceğiz. Bunun kaynağını bulduk. Firma başladı. Bir de burada şöyle bir sorun yaşadık. Hatırlar mısınız? Döviz kurları böyle bir zıplayınca müteahhitlere işi fesih hakkı verdiler. Burada işi müteahhit feshetti. Biz o fesihten bir süre daha durmak zorunda kaldık. Tekrar ihaleye çıktık. Yeni bir firma geldi, başladık. Ona rağmen %65'lere geldik. Ve tıkır tıkır yürüyoruz. Bakın bir başka hatta. Ümraniye, Ataşehir, Göztepe. O kadar önemli bir hat ki. Ümraniye, Ataşehir, Göztepe. Bakın hatta Göztepe son durağında muazzam bir Kemal Sunal Müzesi açtık Uğur Bey. Biliyorum. İnşallah ziyaret etmenizi isterim. Tabii, ilk fırsat. Şimdi Göztepe, Ataşehir, Ümraniye'de hatta aldığımızda orana bakar mısınız? %4 yine. Ne? Şantiye kurulmuş. Ortada bir şey yok. Şantiyeler kurulmuş. Şehir delik deşik. Göztepe Parkı'nda, efendime söyleyeyim, Sahra-i Cedid'de, Kozyatağı'nda, şehirlerin her tarafı, çıkalım yukarı Kayış Dağı'nda, efendime söyleyeyim Finans Kent'te. Bu hat niye önemli biliyor musunuz? Finans şehrin altından geçiyor. Yani günde 80-90 bin insan mobilizasyonunu taşıyacak bir metro. Ki hatırlayın 2019 seçiminden önce şöyle diyorlar. Finans şehri açıyoruz. İstanbul finans merkezi oluyor. Bu sene açıyoruz, bu sene açıyoruz demişlerdi. Ki daha yeni yeni toparlanıyor. Peki finans şehri açıyoruz diyorsun da ya metrosunu başlatamamışsın. Bakın yurt dışından kaynak bulduk. Finansmanını oluşturduk. Müteahhitlerle oturduk. Şu anda buranın hazine onayı bekleyen son kredisi var biliyor musunuz? Neredeyse oldu 7-8 ay. Ya utanç verici. Yani ne olacak biliyor musunuz? Millet, memleketimize dışarıdan çok uzun vadeli döviz sokuyoruz. Şu ana kadar metrolar için 1.6 milyar euro para soktuk bu şehrin kasasına. Bu Ekrem İmamoğlu'nun iştirakinin kasasını da, yani İBB'nin iştirakinin kasasına girmiyor ki. Bu müteahhide gidiyor, yerin altında çalışan on binlerce insanın evine gidiyor. Yani bir ekonomi üretiyoruz aynı zamanda. Ve şu anda bu hat, Ümraniye, Ataşehir, Göztepe hattı ki 13 kilometredir %80 seviyesine geldi. Önümüzdeki sene bunu da açıyoruz. Bakın 3 sene, 2,5 sene %0, %1, %2, %3, 3 sene, 3,5 sene. Biz 4 senede işleri bitiriyor duruma geldik. Ve önümüzdeki sene ilk yarısında bu da teslim olacak şekle dönüşüyor. Dudullu Bostancı hattı yine bizim %55'lerde devraldığımız ve kendi cebimizden harcayarak başlattığımız, başlayalım dedik biz, bunu bir şekilde hallederiz. Sonra bir yurt dışı kaynağı yine temin ettiğimiz ve sonra da hizmete açtığımız ki bunun bitmesiyle beraber şehir de canlanıyor. Bakınız bu hafta Cuma günü inşallah bütün Maltepe, Ataşehir, Kadıköy, bütün hat üzerindeki insanları davet ediyorum. Sahilde 80 bin metrekarelik Bostancı sahilde muazzam bir parkı açıyoruz. Çünkü oradaki o şantiye çöplüğünü de kaldırmış oluyoruz ortadan. Bakın daha neyi anlatayım ben size. Mesela Ataköy iki telli attı. Bakın Ataköy iki telli attı. Yine %36'da almışız. Bir tek işleyen bu ve Mahmut Bey Mecidiyeköy hattıdır. Yani o dönemde makul seviyeye gelmiş ama stop etmiş. İkisini aldık. Ve şu anda Ataköy iki telli biliyorsunuz geçenlerde teslim ettik. Buradaki farkı da şöyle söyleyeyim.
2019'a geldiğimizde 3,5 senesi, 2016'da ihale edilmiş, 2017 başında yer teslimi yapılmış bir iştir. 3 senede %36, 4 senede geri kalan kısmı, yani %61'i. Dolayısıyla biz aslında bir taraftan da iş performansında geçtiğimiz dönemi çok fazlasıyla solladık. Bütün metro hatlarıyla, mesela Rumelihisar Aşiyan füniküler attı. Yani belgeseli çekilir. Müteahhit ilişkisi, kurum ilişkisi vesaire. Bakınız, 65 kilometre metro açtık Uğur Bey. 62 tane metro durağı açtık bu 5 yıl içerisinde. Sadece şu geçtiğimiz hafta açtığımız metrolar 18 kilometre. Ataköy İkitelli ve aynı zamanda işte Çekmeköy, Sancaktepe, Samandıra bölümü. Bu kadar semt ismi sayıyorum ki, izliyorsa rakibimiz, dersine çalışmayan biraz semt ismi öğrensin diye bu kadar detaylı anlatıyorum. Şimdi bu bölümdeki bütün bu işlerimiz, yani 18 kilometrelik işimizle beraber 65 kilometre metro açtık. Ama başka bir şey daha yaptık. Şurada Sabiha Gökçen'e Tavşantepe Kadıköy hattından kopan bir kol açtı Ulaştırma Bakanlığı. Bir de Kayaşehir'de, yani Başakşehir Kayaşehir arasında yeni açılan hastaneyle bağlantıyı kuran bir bölümü de yine bakanlık açtı. Uğur Bey, bu iki hatla beraber kasamızdan 6,5 milyar lirayı bir de bu dönemde 10 ayda aldılar. Yani 10 ayda. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı yani, metro hatlarının parasını da tabii şöyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mı ödüyor? Aynen öyle. Şöyle, işletmesini bize devrettiği, yani örnek Gayrettepe İstanbul Havalimanı'nın işletmesini bize devretmiyor. Halkalı İstanbul Havalimanı'nın işletmesini bize devretmiyor. Ya da Marmaray'ın işletmesini bize devretmiyor. Dolayısıyla onun geliri de gideri de her şeyi de onun. Geçmişten bu yana İstanbul metrosu adına Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığı metroları İBB'ye devrediyor ama parasını alıyor. Ama tek farkla, bizden önce 16-17 yılda devralıyordu şeyi, parasını teslim ediyordu İBB Bakanlığı'na. 16-17 yıl, bizden 10 ayda aldı, 10 ayda. Ve şu son 10 ayda, yani geçen sene Ocak'ta Şubat'ta başladı, bu sene Şubat'ta Mart'ta bitirdiler. Anlamı ne biliyor musunuz? Ya bu zaten esas mesele, bunun bütçesini yönetebilmek. Yani biz aslında 65 kilometre değil 81 kilometre yaptık. Hani diyor ya Sayın Erdoğan, bütün metroları biz yaptık. Yahu bu metrolar size kalsaydı bu şehir şu anda metro mezarlığı olurdu. Bakın, bir de 40 noktasında 2019'da teslim aldığımızda şu gördüğünüz bütün metroların her birinin hikayesini anlatabilirim tek tek. Belki de 150 defa, 200 defa ben bu metro hatlarını ziyaret ettim törenlerin dışında. Tek başına Uğur Bey, tek başına şu Eminönü Alibeyköy tramvay hattı var ya, bir vakadır yani. Tek başına hemen karşımızdan geçiyor şu an bulunduğumuz binanın. Bütün bu metro hatlarını en az 150-200 defa gezdim. En az 200 defa briefing aldım. Çok değerli yöneticilerle çalıştım. Biz bu süreci toparlama konusunda bu dönem İstanbul'un başında olmamız İstanbul için çok değerli bir süreç oldu. Altını çiziyorum. Çünkü bunların kafası başka bir yerdeydi. Yani kafalar havadaydı. Ne olma peşindeydiler bilmiyorum ama bu memleketin parasını hem çarçur ettiler, hem işlerini perişan ettiler, geciktirdiler. Bakın Ataköy, bir örnek vereceğim burada. Şimdi mesela Bakırköy'den, bakın Bakırköy'den Kirazlı'ya bir hat bitirdiler. Tam şöyle geçiyor bakın. Ve bu Bakırköy Kirazlı hattını da bize teslim edecekler şimdi. Aynı az önce anlattığım o iki şey gibi. Bunu da bakanlık yaptı. Tam 9 senede bitti biliyor musunuz? 2015-2024. 9 senede bitirdiler. Ben şimdi merak ediyorum. Parasını bizden kaç ayda alacaklar? Sizce? Gene 10 ayda alacaklar, 12 ayda. Ya ayıptır. Ya bu cep de devletin cebi. Bu devlette bu de kaldı ki sizin cebinizdekini siz iyi kullanmıyorsunuz. Çarçur ediyor biliyorsunuz. Biliyoruz, Ankara'yı da çarçur ediyorsunuz. Yani Ankara'daki merkezi idarenin kasasını da. Bari bırakın da biz şehrin parasıyla 16 milyon insana hizmet edelim. Bir kilometre daha fazla metro yapalım.
10 kilometre daha fazla metro yapalım. Onun için şu metro işi büyük bir başarıdır. Ben buradan, bakınız, hiç ayırt etmeden bütün bu işi yöneten İBB kadrolarına, bu sadece raylı sistemleri yöneten bir kadro değil Uğur Bey. Bunun finansını bulan, yurt dışında bunun için çalışan, yurt içinde bunun için çalışan kadrolarımız var. Çok deneyimli kadrolar. Her birisini tek tek, İBB'nin bütün kadrosunu, en tepeden en aşağı bütün yöneticilerini tek tek, yürekten teşekkür ediyorum. Bütün yüklenicilerini yürekten kutluyorum. Ve bu sürede en az belki 20-25 bin toplamda insan yer altında 4,5 senedir bizimle beraber ter döktü. Her birinin alnından öpüyorum. Büyük bir mücadele verdik. Bütün yüklenicilere teşekkür ediyorum. Büyük bir, aslında İstanbul adına bütünlükçü bir zafer kazanıldı. Yani bu gerçekten iş yapma becerisidir ve dünyada tekiz. Şimdi onlar da diyecek ya biz de dünyada tekiz. Nedir biliyor musun tek oldukları? Aynı anda 12 tane metronun ihalesini yapma becerisi. Bu dünyada tek ama iyi bir başarı değil bu. İyi bir beceri de değil yani. Bu nasıl bir şey ki aynı anda metro ihalelerini yapıyoruz? Biz aynı anda bu 10 metronun, 12 metronun aynı anda yapılmasını sağlayan ekibiz. Onun için büyük başarı elde ettik. Bütün gün mitinglere gittiniz, oradan oraya koşturdunuz. Bir de bizi şimdi burada bilgilendirmek için uzun süre ayakta kaldınız. Ama enteresan verdiğiniz bilgiler, evet, önemli. Şimdi bu 5 yıllık dönemde siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yönettiniz belediyeyi ama mecliste Cumhur İttifakı çoğunluktaydı. Bu sizin çalışmalarınızın hızını kesti mi? Bu nedenle gerçekleştiremediğiniz projeler oldu mu? Önümüzdeki 5 yıl için hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem de meclis çoğunluğunu kazanabileceğinizi ümit ediyor musunuz? Uğur Bey, bir kere ben meseleye şöyle bakarım. Yeter ki her şey şeffaf olsun. İnanın bakın, kalbimde o partinin meclis üyesi, bu partinin belediye başkanı, benim partimin belediye başkanı vallahi billahi bakmadım. Ve bakın gururla söylüyorum. 39 ilçenin belediye başkanını 3 ayda 4 ayda gezdim, bir turu bitirdim. Hatta bazılarında ikinci tura başladım. Ve bu geçtiğimiz 5 yılda, 5 yıl diyemiyorum, dilim tutuluyor çünkü ne yazık 3 ayımızı çaldılar yani. Bu 5 yıldan daha az sürede her gittiğim ilçeye, şu seçim süreci hariç, ayağımı bastığım anda hangi partiden olursa olsun o belediye başkanını oraya davet ettim. Şu şantiyeye gidiyorum, lütfen buyurun gelin. Açılışımız var, lütfen gelin. Temel atma törenimiz var, lütfen gelin. Bakın her birisine gelen oldu, hiç gelmeyen oldu. Hiç bir kez bile uğramadı yani. Öyle bir partizanlık işlemiş ki ruhlarına. Ekrem'le görünürlerse Allah Allah, hayatları bitecek yani. Öyle bakıyorlar. Utanç verici bir durum biliyor musunuz? Mesela ben 5 yıl Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yaptım. Beni arayan olmadı. Beni soran olmadı. Bana randevu veren olmadı. Yani ben giderken arıyorum, bana randevu veren olmadı. Dolayısıyla... Peki eğriye eğri, doğruya doğru konuşmamız gerekiyor. Şimdi iktidar kanadından size yardımcı olan hiçbir bakan çıkmadı mı? Bakınız, bir tek, yani ben işte maliye, o da uzun bir mektup yazdım seçimden hemen sonra, 2023 seçiminden sonra. Göreve geldiniz Sayın Mehmet Şimşek. Size bu mektubu yazıyorum ama sizden randevu istiyorum diyerek bekleyen 6 tane çok önemli hazine onayı, parasını alacağız. Alacağız, metrolara kullanacağız yani. Bunlar var. Lütfen bize de bir randevu verin dediğimde bir buçuk ay sonra randevu verdi mektubumdan. Gittim, kapıda karşılarken de bana Sayın Başkan benden randevu istediniz, arkadaşlarıma da sordum ne var diye, zaten yazılı belirtmişsiniz, dosyalarınız vardı, ben onları imzaladım, bilginiz olsun dedi. Vallahi Sayın Bakan teşekkür ederim yani, eğer kapıdan geri dön derseniz döneyim ama isterseniz içeri git bir kahvenizi içeyim diye bir espri yaptım. Sonra bizi içeri aldı ve kahvemizi içtik. Bunu şundan söylüyorum, bir tek bu,
İnanın onun dışında... Hakkaniyetle davranmış oldunuz Sayın Mehmet Çavuş. Tabii tabii ben hani bunu ilk defa da söylemiyorum. Evet. Üçüncü kez söylüyorumdur belki. Bunu söylerim, herkes için de söylerim. Bakın Sayın Kurum, yahu İSKİ Yönetim Kurulu üyesi imzalayamadı. İSKİ Yönetim Kurulu üyesi nasıl atanır bizde biliyor musunuz Uğur Bey? Örneğin ben size teklif edebilirim. Uğur Bey siz... Bir reklam arası vereceğiz Sayın Başkan. Unutmayın peki, sözünüzü. Peki. İSKİ Yönetim Kurulu'nda tamam. Kalmıştık. Sevgili seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile özel röportajımız reklamlardan sonra devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Gerçek futbol keyfi Arçelik dev ekranda yaşanır. Gerçekçi ses ve görüntü teknolojisiyle size futbolun coşkusunu yaşamak kalır. Üstelik şimdi tüm Arçelik 75 inç ve üzeri televizyon alışverişlerinizde 1 yıllık Digiturk taraftar paketi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Milli futbol takımları ana sponsoru ve sürdürülebilirlik ortağı Arçelik, milli takıma başarılar diler. Çok yakında bu şehre doğacağım. İçinde büyüyeceğim İstanbul neye benzeyecek? Rahat nefes alabilecek miyim? Kadın cinayetleri durdurulamıyor maalesef. Güvenle yürüyebilecek miyim sokaklarında? Görünüşüm, dinim, rengim ne olursa olsun... Şefkatle kucaklayabilecek misiniz beni? Ben huzurlu bir şehirde yaşamak istiyorum. Korkuyla değil, umutla. Betonlar arasında değil, yemyeşil bir şehirde. Hayatımı özgürce seçebileceğim adil bir şehirde. Biz dünyaya anlamaz gözlerle bakarken... Siz büyük bir seçim yapacaksınız. Gelecekte yaşayacağımız İstanbul'u seçeceksiniz. Oylarınızı birleştirin. Şehrin geleceğine sahip çıkanı seçin. Dünyaya iyi bakın. Sürdürülebilirlik çevre için olduğu kadar insan için, toplumun gelişimine katkı sağlamak için. Akbank tam da bu sebeple sürdürülebilir yarınlar için çalışıyor. Eğitimden gönüllülüğe, yatırımdan girişime, hayatın her alanında toplumsal kalkınmayı destekliyor. İnsan için, hepimiz için. Yaşam bizden. Kısacası hayatın giderleri bizden, yaşaması sizden. Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 68 52. Daha parlak ve sürdürülebilir bir yarına öncülük ediyor. Güneş enerjisiyle hayatı aydınlatıyoruz. Kaizen Solar Enerji. Yatırım piyasaları inişli, çıkışlı olabilir. Olsun, GCM yatırımla iki yönlü yatırım mümkün. Kararsız kalırsam da bir uzmanla görüşebiliyorum. Yurt dışı hisseleri dahil yüzlerce ürüne yatırım yapabiliyorum. GCM Trader'la kolayca takip edebiliyorum. O zaman siz de sallanmayın, zıplayın. Pardon, tıklayın. GCM avantajlarıyla tanışın. GCM yatırım, geleceğime yatırım. Terk et bu evi, derhal. Uzun uzun bakmaya vaktiniz yoksa hepsi emlağa bakın. Ceketimi alıp çıkıyor. Tam aradığınız evi hızlıca bulma kolaylığı hepsi emlakta. Hepsi emlak. Kolayca ara, rahatça bul. Evi boşaltacağız. Gerekirse birazını peşin öderiz. Kardeşim maalesef yani. Tutuyorsanız tutun, tutmuyorsanız buyurun. Sen de kira derdinden kurtulmak istiyorsan güç sende. Hemen sandığa. Türkiye'nin gücüne güç katmaya. İşimiz gücümüzdür bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için güç sende. Her şey etkileyebilir bizi. Bir sokak, bir bina, küçük bir çarpışma. Etkileniriz. O da dünyaya aynı iyilikle bakıyorsa birlikte el ele verir. Geleceği iyi yönde etkilemek için çalışırız. Bugün iyiye verdiğimiz finansal ve finansal olmayan desteklerle bir küçük hareketin geleceği nasıl etkileyebileceğini biliyoruz. İşte biz buna TEP etkisi diyoruz. Bugün iyi, yarın daha iyi. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Akıllı fabrikayla da makine duruş sürelerini ve sebeplerini anlık takip edebilir, üretim performansınızı artırabilirsiniz. Araç takip sistemiyle filonuzun konumunu ve rotasını kolayca takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle üretim sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. Her gün farklı kampanyalarla Ramazan bereketi kapına geliyor. Binlerce ürün market fiyatlarıyla Migros Sanal Market'te seni bekliyor. İftar sonrası tatlı keyfin için Algida Maraş usulü dondurmaları. Şimdi Migros Sanal Market'ten söyle, siparişin ücretsiz teslimat avantajı ve soğutuculu araçlarla dilediğin gün ve saatte kapına gelsin. Lezzetli iftar sofraları için sen de Migros'tan söyle. Sevgili seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'yla özel röportajımız devam ediyor. Sizi ayrıca bilgilendirmek istiyorum. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Murat Kurum'un adaylığı kesinleştiğinde ben kendisini aradım, hayırlı uğurlu olsun dedim, tebrik ettim. Ve Sözcü televizyonu ekranlarıyla benim Sözcü'deki köşemin, Sözcü gazetesindeki köşemin kendisine açık olduğunu, kendisiyle özel röportaj yapmak istediğimi, ayrıca Sayın Ekrem İmamoğlu'yla bir açık oturuma katılmayı düşündüğünde de bunu yönetmeye talip olduğumu ifade ettim. Kendisi teşekkür etti, bunlara sıcak baktığını söyledi. Ancak aradan geçen süreçte bana herhangi bir geri dönüş olmadı. Biz şimdi Sayın İmamoğlu'yla söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz en son... Evet, eski yönetim kurulu üyesi. Aslında mevzu basit. Şöyle bir yönetmelik var. Yani eski yönetim kurulu üyesi
atamasında biz atama için birini belirliyoruz ki biz daha çok akademik profesör hocalarımız falan yine denetim konusunda deneyimli bir İçişleri Bakanlığı'nda baş müfettiş yapmış. Geçmiş dönem bizden önceki AK Parti döneminde genel sekreter yardımcılığı yapmış. Yani böyle isimler. Biz bunların onayını alamadık sayın kurumdan. Onay dediğinizi ne biliyor musunuz? Diyorsunuz ki biz bu isimleri atamak istiyoruz. O da olur diyor. Bu kadar. Bunun onayını verecek iradesi yoktu. Dolayısıyla hani daha çok şey anlatırım. Ben bazı şeyleri anlatmaktan hicap duyuyorum biliyor musunuz Uğur Bey? Şimdi gelelim meclis meselesine. Az önce dedim ya biz insan ayırt etmiyoruz. İşte az önce çıktım Sayın Şimşek'le ilgili dobra dobra söyledim. Evet, bir başka konu da olsa söylerim. Yani minnet duyarım, teşekkür ederim. Ya hatırlarsınız Uğur Bey. Ya bizim İstanbul Vakfı kurban kesimiyle beraber 250 bin eve et dağıttık biz her sene. 250 bin birer kiloluk konservelerde et. Ne kadar kıymetli bir şey biliyor musunuz? Bunun kurban bağışı toplamak için belediyeye ait İstanbul Vakfı'nın izinini vermemek adına bize ne çileler çektirdiler hatırlarsınız belki İçişleri Bakanı'ndan son anda imzayı alana kadar mecbur feryat figen YouTube'dan sosyal medyadan açıklamalar yapmak zorunda kaldık. Neler yaşadık? Ya başka iftiraları şunları bunları saymıyorum. Şimdi meclis tabii ki zorlandık. Meclis çoğunluğu bizde olsaydı elbette biz daha hızlı, daha pratik işler yapabilirdik. Ama tekrar ediyorum. Ya biz partizanlıktan ayrılalım. Ya kimin hangi partiden olduğunun da bir önemi yok benim için. Onları da ikna. Yeter ki ikna edelim birbirimize. Tabii hepimiz aynı yani şehirde İstanbul için konuşuyoruz gayet efendim. Tabii. İstanbul'u düşünüyoruz. Ama esas trajik konu UKOME'de geçmiştir. Bakın UKOME'ye el koyarak bunlar taksi sorununun çözümünü engellemişlerdir. Kaç kez gitti İstanbul, UKOME'ye? Valla ben sayısını unuttum en son. Herhalde 15-16 kez gitmiştir. Bir defa ben kendim mecburen katıldım. Yani onların yalancılıklarını, onların yalancı hallerini, oradaki düştükleri kötü durumu, geçmişte söylediklerinin tersini onlara söylettirmek için oraya gittim. Bir kez katıldım UKOME'ye. Biz önce anlamadık. Seçildiğimizin ikinci günü UKOME'nin yapısını değiştirdiler. İkinci haftası falan. Meğerse yani hani vardır ya bazen bizim aklımıza nereden gelsin yani bu şeytanlık gibi bir şey. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Şehre ait, şehrin belediyesine ait bir irade sahasını, yapısını ve kanuna aykırı biliyor musunuz? Kanun o kadar net ki. Kanuna aykırı. Mahkeme bizim itiraz davamıza bakmadı bile biliyor musunuz 4 senedir Uğur Bey? Bakmadı bile. Bu nasıl bir şeydir ya? Kim bu işin başında? Yani UKOME'yi Sayın Cumhurbaşkanı takip ediyor. 3-4 tane bakan takip ediyor. Neymiş bu UKOME? Yani biz UKOME'de İstanbul'un sorunlarını çözmek için UKOME'ye talipken neler düşünmüşler? Dolayısıyla biz halkımızın bize meclis çoğunluğunu vereceğine inanıyoruz. Bakın Uğur Bey, benim bir kentsel dönüşüm işim engellenmişti. O görüntüyü 2017 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı iken alamamıştım biliyor musunuz meclisten? Meclis öyle bir kapalı devre ki içeride çekim yapamıyorsunuz. İçeriden bir videoyu alamıyorsunuz. Biz göreve başladığımızda dijital ortamlarda en ultra kameralarla çekimle pırıl pırıl sesle pırıl pırıl görüntüyle 5 senedir yayın yapıyoruz. Ve bazı yayınlarımız reyting rekorları kırdı. Bunu niye anlattım? Şundan. Biz öyle bir meclis yönetiriz ki milletimizin huzurunda ne oluyorsa orada encümeni de öyle yaparız, meclisi de öyle yaparız, UKOME'yi de öyle yaparız. Bunların dönemlerinde olan bütün kötü halleri aslında biz bu 5 yılda toparladık. Onlara da belediyeciliği hatırlattık. Belediyeciliği öğrendik ama öğrenecek kadroları kalmadı. Onun için Ankara'dan bir bakan getirdiler. O yetmedi. Dediler ki 17 tane daha bakan getirelim ona yardımcı olsun. O da yetmedi. Sayın Cumhurbaşkanı da geldi. 17 artı bir kişi artı bir kişi. Ya ben de diyorum gidin işinizi yapın. Enflasyonu düzeltin, ekonomiyi düzeltin. Askerimizle, polisimizle ilgilenin, dış ilişkilerle ilgilenin. Memleketin adalet sistemiyle ilgilenin. Bak seçim vakti geliyor, sandık güvenliğiyle ilgilenin. Bunlar sokak sokak, dükkan dükkan, esnaf geziyorlar, oy istiyorlar vesaire. Bu duruma düşüldü. O bakımdan biz meclis çoğunluğunu alacağız Uğur Bey. 14 ilçemizde sorun yaşamıyoruz. Bakın 14 ilçemizde hiçbirinde sorun. Peki 7 ilçeler kazanabilir misiniz? Artı 14'te çok iddialıyız.
Artı 14'te. Artı 14. Artı 14'te çok iddialıyız. Daha ötesini konuşursam nazara inanıyorum birazcık. Yani nazar değer diye burada susmak istiyorum. Yani beni zorlasanız da ne bir ilçenin ismini veririm. Çünkü bütün ilçe adaylarımız iddialı çalışıyor. Benim kalbim ne istiyor? Benim kalbim valla 39 ilçenin 39'unda da bize bir başarı madalyası vereceğini hissediyorum halkımızın. Sultanbeyli'de de verecek, Pendik'te de verecek. Nasıl verecek bilmiyorum. Hani bu şu demek değil, 39'un 39'unda kazanırız diye bir iddiadan bahsetmiyorum. Bir şekilde bizi ödüllendirecek. Bağcılar'da, çünkü ben Bağcılar'daki çocuğu Beşiktaş'takiyle eşitlemek için kendimi paraladım. Ya da Arnavutköy'deki bir anneyi bir başka ilimizle eşitleyelim diye paraladım. Onun için sırası gelmişken şunu söylemek isterim Uğur Bey. 39 ilçede de eşit hizmeti gösteren, hiçbir belediyeyi partisinden dolayı ayırt etmeyen, eşitlikçi, ahlaklı bir dönemi var ettik. O bakımdan yani kusura bakmasınlar ama kurduğumuz bu güçlü ittifak bozulmadan devam etmeli. Ben bağımsız aday çıktım. Kusura bakma kardeşim. Ben kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Hiçbir egonu kabul etmiyorum. Hiçbir gerekçeni kabul etmiyorum. Yani bunun adı sarı yerdir, bir başka yerdir, kabul etmiyorum. Biz hasarsız ve gerçekten nitelikli bir süreçle bu süreci tamamlamak zorundayız. Yani ben 14'ün 14'ünde evet, sorun görmüyorum ama artı 14'te iddialıyız. Daha fazlasını söyleyemiyorum. Nazar değer. Şimdi Sayın Murat Kurum, sizin geçmişte köftecilik yaptığınızı duymuş. Böyle bir açıklamanız olmuştu galiba. Artık o gitsin köftecilik yapsın gibi bir değerlendirmede bulundu. İki soruyu birden sormak istiyorum zamandan da kazanmak için. Hem buna cevabınız ne olabilir, hem de kentsel dönüşüm, yani deprem İstanbul'un bir numaralı konusu. Siz kentsel dönüşümün lokomotifliğini Kiptaş'ın yapacağını söylüyorsunuz. Sayın Kurumsa kentsel dönüşüm bizim işimiz diyor. Ne dersiniz buna? Keşke köftecilik yapmış olsaydı da. Ben diyorum ya, az önce dedim ya, 6 yaşında kepenk açtım. Esnaf çocuğuydum. Okuma yazma öğrenmeden mal alıp satmayı becerdim. Onu öğrendim. Kısmet oldu. Hiç işimizin bir parçası değildi ama bir binamızın altında bir kiracı vardı. Terk edip gidince bir köfteci dükkanı üstüme kaldı. En az 8-9 tane daha lokanta açtım ondan sonra. 21 yaşındaydım. Bulaşık yıkadım. Baktım köfteci ustası yetişemiyor. Köfte yapmayı öğrendim. Köfte yoğurdum. Yani İstanbul'un ilk Akçaabat köftecisini açtım. 92 yılında. 21 yaşındaydım. Keşke bir sene esnaflık neymiş öğrenseydi. Hani bizim milletimizde güzel bile azıcık esnaf ol derler. Yani azıcık esnaf olsan yeter. Ne için yeter? Esnafın dürüstlüğü sana yeter. Esnafın çalışkanlığı sana yeter. Esnafın hesap bilirliği sana yeter. Esnafın ahlakı sana yeter. Esnafın duruşu sana yeter. Esnafın komşuluğu sana yeter. Esnafın abiliği, ablalığı sana yeter. Esnaf kıymetlidir ya. Uğur Beyciğim, siz de bilirsiniz yani bu şehrin o en derin kültürünü yaşayan insanlardan birisiniz. Yani bir bakkal, bir köfteci, bir kasap, bunlar önemlidir bir esnaflık duygusu açısından bir mahallede. Derleyicidir, toparlayıcıdır. O bakımdan bunu anlayamaz. Ben keşke yapsaydı deyip burayı geçmek istiyorum. Tamam. Uğur kentsel Bey, dönüşüm. Kentsel dönüşüm bizim için çok önemli bir mesele. Ve biz bu meselenin çözümünün kodlarını çözmüş bir ekibiz. Biz geldiğimizde kentsel dönüşümü unutmuş bir ekip vardı. Öyle bir dünyası yoktu. Kiptaş lüks konut yapıyordu. TOKİ zaten lüks konuttan başka bir şey yapmıyordu. Efendim, kentsel dönüşümü biz çözeriz. Kentsel dönüşümü devlet sendeydi, bakanlık sendeydi, İBB sendeydi, ilçe belediyelerinin bir döneme kadar 30'u neredeyse sendeydi, sonra 25'i sende. Peki ne yaptın? Yani 5 yılda senin 20 yılda çözemediğini Ekrem İmamoğlu nasıl çözsün? Mümkün değil ki. Yani bu şey, elinde sihirli değnek olsa olmaz. Ama siz kentsel dönüşüm diye Fikirtepe'yi yarattınız. Kentsel dönüşüm diye rant dağıttınız. Kentsel dönüşüm diye
Bakınız, İstanbul'un muhtelif yerlerinde 85 milyar dolarlık rant ürettiniz ama bu şehre bir şey bırakmadınız. Şimdi de kanal belasını bu şehrin başına açmak istiyorsunuz. Açtırmayacağız. Bu şehrin muhafızı olacağız. Peki biz özel bir yasa çıkartırlarsa Kanal İstanbul'la ilgili? Bu millet yaptırmazsa olmaz Uğur Bey. Milletten daha büyük ne var? Yaradan var. Yaradanın ayrı bir yeri. Milletten daha büyük bir şey yok ki. Devlet millete ait. Bu topraklar millete ait. Kimsiniz? Yasa çıkaracaksınız. Olmaz öyle şey. Bu devletin yasası var. Ben her şeye rağmen bu devletin, bu memleketin adalet sistemine güveniyorum. Güvenilir yargıçları var. İnanıyorum onlar gerektiği noktada dur diyecekler. Aynen Gezi Parkı'nı bize iade ettikleri gibi. Daha birçok şey düzelecek. Milletimiz bir silkelenecek, kendine gelecek. Buna herkes dahil. Bugün Şile'de 5 yaşındaki çocuk haykıra haykıra miting yaptı yani. Ekrem İmamoğlu değil, İstanbul halkı kazanacak dedi. Bu çocuk bunu öğrendi. Ekrem İmamoğlu kazanmayacak ki, millet kazanacak. Dolayısıyla hani bizim baktığımız çerçeve bu. Onlar başka bir çerçeveden baktılar. Niye Ataköy sahilleri, Bakırköy sahilleri, Zeytinburnu sahilleri, Uğur Bey, Fikirtepe'yi dünyada hiçbir yerde anlatamazsınız. Anlatamazsınız. Bunu bu hale siz getirdiniz. Ataköy, ve bu sahilindeki, Ataköy sahilindeki o beton seddin olacak işte sorumlusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Gayet tabii, gayet tabii. O bakımdan biz frene bastık bu kötülüklerin frenini, yani el frenini çektik. Muhafızlık onun için diyorum. Bana geçen birisi dedi ki bu kelimeyi ilk bilmiyorum. Ben buldum dedim. Kendim çünkü öyle hissettim. Muhafız. Yani ben öyle hissettiysem bütün İstanbul'un hissetmesini istiyorum. Muhafız olacağız, bir şehrimizi koruyacağız. Yani İstanbul'da düzelttiğimiz, iyileştirdiğimiz o kadar şey var ki. Bakın altyapı yapıyoruz aslında depremle mücadele. İSKİ altyapısını düzeltiyoruz, depremle mücadele. Doğalgaz hatlarını düzenliyoruz, depremle mücadele. Köprüleri yeniliyoruz, depremle mücadele. Yaya üst geçitlerini yeniliyoruz, depremle mücadele. Sadece kentsel dönüşüm değil ki. Ama tabii ki insanlarımızın canı önemli. Bakınız, Kiptaş'la ilgili birkaç husus sizinle paylaşmak tamam istiyorum. Şimdi Kiptaş'ın mesela size buradan daha kolay göstereceğim. Murat Kurum ve Kiptaş. TOKİ onun dönemi, aynı dönemde başlıyoruz. 17 ayda bitiriyoruz. Hala inşaatı devam ediyor. 1500-2000 lira taksitten konuşuluyordu. Şu an 18-20 bin lira taksitlere kadar ulaşmış. Biz bitirdik. Sabit taksitle ödediler. Taksitler de bitti. Zaten o taksitler de pul oldu. Ama biz finansmanla öyle bir ayarladık ki onu kimseye zarar yok. Kiptaş'a yok. Yükleniciye yok. Millet burada güle güle oturuyor. Biz bir de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Her dönüşüm yaptığımız yerde, burada bir kreşimiz var, bir mahalle evimiz var. Her yaptığımız yerde bizim 100 kreşimiz oldu Uğur Bey. 100 kreş. 50 kreş de şu anda sahada yapılıyor. Metro bitiriyoruz ya, durağın bir tanesine hemen bir metro yapıyoruz. Mesela geçenlerde Samandıra hattını açtık. Çekmeköy, Sancaktepe, Samandıra. Orada bir durağımızda gittim, hatta gördüm inşaatını. Mesela kreş bitmek üzere. 4 destekli bir kreşimiz bitmek üzere. Yani kazan kazan, fayda üret. Bakın, kurum devriyle bu devir burada. Öyle bir Kiptaş devraldık ki 1,5 milyara yakın o dönemin para, 1,2 milyara yakın ödenmesi gereken borç. Peki kasada para var mı? Yok, ne parası? Borçluyuz ve biz ne yaptık? Bakın, kamu bankalarının olan borçları düzenledik. Özel sektör bankalarıyla daha doğru bir borçlanmayla borçları yapılandırdık ve ödedik. Şu anda tarihinin en rekor bilanço değerlerine ulaştığı Kiptaş. Biz 12 bin konut tamamladık. 10 bin vaat etmiştik, 12 bin konut tamamladık. Şu an sahada devam eden şantiyelerimiz ve bitmek üzere olan şantiyelerimizle 19 bin konuta yakın konut bitiriyoruz. Yahu TOKİ, yani bütün bakanlığın imkanlarıyla yaptığı konut sayısı bu 5 yılda 9 bin değil. Sen kalkıyorsun ben 5 yılda 650 bin konut yapacağım deyip milleti aldatıyorsun. Bu şeye benziyor, hani borcu ödemeyecekse istediği kadar atar yani. Eğer günü geldiğinde çek kesmemişse, az önce dedim ya, esnaflık bilmiyorsa, bir iş yaşamı olmamışsa, borçlanmamışsa, harçlanmamışsa, hazıra konmuşsa Allah ondan esirgesin yani.
Şu anda yaşadıkları durum bu. Bakın, Kiptaş İstanbul'da öyle bir talep topladı ki İstanbul yenileniyor kampanyamız. Aslında kentsel dönüşüm için bir çığır açma işi. Ve biz şu anda İstanbul'da sokak sokak şantiye kuracak seviyedeyiz. Dedik ki çağrı yapıyoruz, bir senedir, bir buçuk senedir enflasyonu patlattınız. İnsanlar perişan. Dedi ki yahu bize kamu bankalarının imkanlarını açın. En azından insanlara düşük faizli bir miktar kredi verin. Devletin bankaları üzerinden bir banka, bir kamu bankası Kiptaş'a. Kiptaş dediğiniz şu an Türkiye'nin en prestijli, en itibarlı yapı sektörünün birinci firması. Öyle mi? Tabii. İddiayla söylüyorum. Yani bizden daha iyi bayrak kaldırdığında insanları bir araya toplayacak, talep toplayacak başka bir kurum yok. Lokomotif ya. Yok tabii. 2400'e yakın sosyal konut ürettik sabit faizle. Niçin sabit faizi kesmek zorunda kaldık? Çünkü bu enflasyonla biz nasıl sabit faizle, sabit faiz diyorum yanlış söyledim, sabit taksitle. Yani size konut alırken diyoruz ki 5 senede ödeyeceksin ayda 3000 lira. Bitti. Şu anda nasıl yapalım? Ne bankanın borç verecek parası var, ne bankalar piyasası buna uygun. Kamu bankaları zaten bize selam vermiyor. Peki Sayın Başkan, ayaktayken belki yine işaretle gösterebilirsiniz, görsel kullanabilirsiniz diye soruyorum. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'a zarar vereceğini düşündüğünüz bazı projelere karşı çıktığınızı kesinlikle, ama Sayın Murat Kurum'un buna onay verdiğini iddia ediyorsunuz. Bakın, bunlar hangileri? Bakın şöyle, çok var. Zaten niye çok var biliyor musunuz Uğur Bey? Biz ne zamanki İstanbul'da yönetime geldik, neyi bitirdik biliyor musunuz? Birinin şurada parseli var, imarını arttıracak. Eskiden bu dosyalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koridorlarında vızır vızır dolaşıyordu. Biz bu dosyaların dolaştırılma dönemini sona erdirdik ve artık böyle bir şeye müsaade etmedik. Ama bakın depremle mücadelede 90 tane bölge planını geçirdik meclisten. Yani şeffaflıkla geçirdik. Mecbur kaldılar, geçirdik. Bölge planı geçirmek demek plansız hiçbir yeri bırakmamak demek. Plan oluşunca da İnsanlar binalarını yenileyebiliyor. Mesela Sarıyer başta olmak üzere yıllardır 40 yıllık 50 yıllık tapu sorunlarını çözdük. Bakın onların 25 yılda yıkarak, yani yıkarak kentsel dönüşüm yaptıkları sayının üstüne 5 yılda geçtik. Onlar 25 yılda yaptıklarının daha fazlasını biz 5 yılda yaptık. Çünkü onlar lüks konutla uğraştılar. Eşe, dostu, akrabaya lüks konut yaptılar. Bakın bu kadar net konuşuyorum. Bakın, daha geçenlerde şeye düştü, gazeteye düştü. Ya düşün, şu seçim ortamında bile eski başbakanlardan birinin işte Sarıyer'de Kısırkaya'daki arsasına imar çıkarmak için bakanlığın çabası. Açıkça söyleyeyim, Tansu Çiller. Yani ben... Yani, Tansu Çiller. Evet, şimdi o kadar ayıp bir şey ki bu. Yani ya kişiye özel parsele özel bir hak çıkartmaya gayret ettiğin zaman karşı mahalledeki adam ne diyor biliyor musunuz? Ya ona veriyorsun da bana niye vermiyorsun? Şimdi bu sefer insanlara bunun bir şehircilik gereği kat veremeyeceğinizi ya da binaları yüksek yüksek kuramayacağınızı anlatamıyorsunuz bile. Bunu derken ben bu sektörü, ben yüksek kata falan karşı değilim. Ama bir şehrin nizamı vardır, usulü vardır, kuralı vardır. Bakın Esenyurt yarattıkları Esenyurt faciasını bir programda anlatalım. Tansu Çiller'in o arsasını, o parselini madem dile getirdik. Bunu yaparken Tansu Hanım'ın iktidardan yana tavır almasının herhangi bir etkisi oldu mu? Tesadüf desem millet inanır mı bana? Tesadüf denk gelir desem inanır mı bana? İnanmaz millet yani. Onu düzeltecek olan hanımefendinin kendisi, ben ne yapayım yani? Böyle bir şeye tenezzül edersen olmaz. İki, Boğaz'ın kıyısında hatırlar mısınız? Bir kafeterya yıkımı yaptık Üsküdar'da. Binaların üstüne şeyle çıktılar. Ne derler adına? Binanın üstüne tabancasıyla çıktı insanlar. Bakın şu cami. Şu cami Uğur Bey. Kuşkonmaz cami. Evet. Bakın şurada şu kaçak kafeleri yıktık. Ve bir bölümünü de yıkamadık. Hala davası devam ediyor. Ya yıktığımız kaçak kafeye Boğaz'ın kıyısında imar çıkardılar bir haftada. Bir haftada.
size niye gelemiyor programa, ya da Ekrem İmamoğlu'yla nasıl gelsin programa? Ancak çıkar işte, birkaç tane soruları belli programa çıkar. Şimdi siz bana mal varlığımı sordunuz, inşaatımı sordunuz, bilmem, ona soramazlar ki. Ağızlarını açamazlar. Bunu niye söylüyorum? Gelse şuna ne cevap verecek Allah aşkına? Boğazın kıyısına, ben ona belgesini koyacağım. Boğazın kıyısına bu imarı vermek için telaşın neydi? Seni hangi duygu ikna etti? Veremez biliyor musunuz yasal olarak? Zaten dava açtık, iptal ettirdik. Şimdi biz yani şu boğazın kıyısına, şu gördüğünüz yerlerde insanların özgürce yürümesi için kendimizi paralarken, sen buraya bir barakadan bir efendime söyleyeyim kulübenin, kafeteryanın kurulması adına imarı nasıl çıkartırsın? Bakın Şişli'de aynı konu. Yani şu güzelim Kuşkurmaz Camii, Kuşkurmaz Camii var ya, biblo gibidir efendim, biblo gibi. Üsküdar'da biblo gibi. Hani inancımız? Bakın gelelim Şişli'deki işe. Geçen Şişli Belediye Başkanımız anlattı. Ya bu alanda bakınız, herkesin mal varlığına, herkesin mülk hakkına sonsuz saygılıyım. Gayet. Bakın hiç kimseye bir şey demem. Ama İstanbul'un bir istihap haddi var. Bir kaldırma kuvveti var. Yani daha fazlasını yapamaz. Şimdi siz buraya böyle bir hacime, böyle bir hacime imar hakkı veriyorsunuz. Ben şimdi burada mal sahibine kızmam. Yapanına kızmam. Ama benim işim seninle. Benim işim Rektaba seninle. Rektaba gireceğiz Sayın Başkan. Bu konuyu bitirelim. Bakınız son olarak şunu söyleyeceğim. Peki burada şehrin göbeğinde böyle bir vaha oluştursanız, bunun içinde kreşler, bunun içinde insanları doyuran, insanları mutlu eden hatlar oluştursanız. Peki ne yaptı Sayın Kurum? Burada ısrarla iptal edilen, daha önce iptal edilen rezerv alan iptali, rezerv alan diyor buraya. Rezerv alanla ne alakası var? Rezerv alan imara şey, depreme dayanıksız bir yapı varsa oranın dönüşümüyle ilgisi yok. Siz rezerv alan burayı niye yapıyorlar biliyor musunuz? Serbestçe imar yazalım diye. İptal ediyor mahkeme, bakın 2021'de burada kurumun oluru var. 2022'de burada kurumun oluru var. Israrla imzalıyor. Niye biliyor musunuz? Sayın Kurum bunları kendi iradesiyle imzalayabilir. Gülümseriz değil mi hemen? Siz de gülümsersiniz, ben de gülümserim. Sayın Kurum yarın İstanbul'a keşke irade sahibi olsa da gelse burada müzakere yapsak. Yapamaz. Şimdi reklama girmemiz gerekiyor. Sevgili seyirciler, kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Görüntü işleme sistemiyle siz de mağazanızın takibini yaparak hangi reyon daha fazla ziyaret edilmiş analizlerle öğrenebilirsiniz. Ya da araç takip sistemiyle araçlarınızın anlık konumunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle perakende sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. Burası da şirketimizin üretim sahası. TEB'in desteğiyle artık enerjimizin önemli bir kısmını güneşten üretiyoruz. Doğaya saygı, geleceğe sevgi. En sevdiğim. Bugün yine TEB geliyor şubeden. Daha neler neler yapacağız, onları konuşacağız. Yenilenebilir enerjiye geçiş için büyük kurumsal şirketlere verdiğimiz danışmanlık ve finansal desteklerle daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz. Biz buna TEB etkisi diyoruz. Rüzgar arkanızdan esiyor Ali Bey. Bugün iyi, yarın daha iyi. Değişimin farkına var. IONIQ 6. IONIQ 6, 1 680 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai showroomlarında. My entrance. My living room. My kitchen. My bathroom. My games room. My library.
my palazzo. Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Thermomax koleksiyonuyla evinizin her yeri her zaman yeni. Permolit boya köklerimizin gücüyle 40 yılın izinde. Büyük olduğu için ucuz, ucuz olduğu için Büyük A101'de haftanın yıldızları. Ova'dan 1 kilo baldo pirinç 52 lira 50 kuruş. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 6852. Ya duruyor, bir şey söyleyeceğim. Aşkım size. Bakın size geçen alın dediğimde. Konu yatırım olunca her kafadan bir ses çıkıyor. GCM Yatırım müşterileri ise sadece işin uzmanlarına kulak veriyor. Hemen ücretsiz deneme hesabınızı açın ve Borsa İstanbul'da kendinizi deneyin. GCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Bir yıl ücretsiz şarj hediyesi, MG Value Guard değer koruma programı ve sıfır faiz avantajıyla dünyanın en havalı çıkışı, MG4 çıkışı. MG4, MG yetkili satışlarında. Yaşam bizden. Kısacası hayatın giderleri bizden, yaşaması sizden. Dünyaya iyi bakın. Sürdürülebilirlik çevre için olduğu kadar insan için, toplumun gelişimine katkı sağlamak için. Akbank tam da bu sebeple sürdürülebilir yarınlar için çalışıyor. Eğitimden gönüllülüğe, yatırımdan girişime, hayatın her alanında toplumsal kalkınmayı destekliyor. İnsan için, hepimiz için. Evi boşaltacağız. Gerekirse birazını peşin öderiz. Kardeşim maalesef yani. Tutuyorsanız tutun, tutmuyorsanız buyurun. Sen de kira derdinden kurtulmak istiyorsan... Güç sende. Hemen sandığa. Türkiye'nin gücüne güç katmaya. İşimiz gücümüzdür bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için... Güç sende. Sevgili seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'yla özel röportajımız devam ediyor. Son bölümdeyiz ve size son bir soru. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a olan ilgisi malum. Her gittiği yerde, Anadolu kentlerinde de yurttaşların Murat Kurum'a oy vermelerini istiyor. Bugün de Tokat'taydı ve Tokatlılara... İstanbul'da çok Tokatlı var. O hemşerilerinizi arayın.
Murat Kurum'a destek versin diye bir ricada bulundu. Siz bu seçimi kazandığınızda sadece Murat Kurum Bey'e değil ama Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı da kazanmış gibi mi hissedeceksiniz? Ya ben aslında şöyle artık tabii 2019 seçimlerinde de aynı yorumu yapabiliriz. Şimdi de aynı şeyleri yaşatıyor. Ya ben Sayın Cumhurbaşkanı keşke ülkemizi bu duruma sokmasa. Yani bakanlar sokak sokak gezmese. Kendisi böyle bir duruma ülkemizi düşürmese. Çünkü bir şehrin belediye başkanı seçilir, cumhurbaşkanı işte seçildi, ülkenin cumhurbaşkanı. Yani görevinizi yapın. O kadar eksik ki yani 10 ayda 11 ayda seçime girdiğimiz bilançolara bakalım. Yani en az %40 %50 daha kötü durumdayız. En az %80-90 daha fakiriz. Şimdi böyle bir ortam varken bu duruma cumhurbaşkanlığı makamını bu duruma düşürmesi beni çok üzüyor. Derinden üzüyor. Keşke böyle olmasa. Ben her şeye rağmen şunu söyleyeyim, toplumumuz müthiş bir vicdan işletecek. İnanılmaz bir vicdan muhasebesi yapacak. Çünkü biz 5 yılda şunu yani vicdan kardeşliğinde herkes buluşacak mı? Kesinlikle. Bunun adı vicdan kardeşliği, bunun adı güçlü bir vicdan ittifakı. Ve İstanbullu 5 yılda şunu gördü. Partizanlık yapılmadan insanlarına hizmet eden bir anlayışı yaşadı. Bu tadı aldı. Ben diyorum ki biz bunun teminatıyız. Biz güçlü bir İstanbul ittifakının herkesi içine alıyor. Bunun için herkes var. Her inanıştan, her mezhepten, her siyasi görüşten, her etnik görüşten. Ben diyorum ki ya benim Kürt vatandaşımın çocuğuyla Çerkez vatandaşımın çocuğunu nasıl ayırırım birbirinden? Ayıramam, olmaz. Olmaz. Cumhuriyet bana bunu emrediyor. Benim ahlakım, benim inancım bana bunu emrediyor. Dolayısıyla ben diyorum ki bana göre ben herkesin oyuna layık olabilirim. Tabii ki halkımızın takdiri. Ben AK Parti'nin oyunu da alacağım. Bütün partilerin oyunu alacağım Uğur Bey. İnanıyorum buna yani. Ve derin bir vicdan işleyecek, derin bir ders verecekler. O ders nasıl bir ders biliyor musunuz? Bence AK Partililer bile bir ders verecek. Diyecek ey bakanlar gidin işinizi yapın. Gidin ekonomiyi düzeltin. Gidin emeklinin maaşını düzeltin. Bırakın Ekrem İmamoğlu'nu işini yapsın. Siz işinizi yapın, o işini yapsın. Deyip AK Partililer bile kendi oy verdiği iktidara ders verecek bu seçimde. O bakımdan ben İstanbul'da İstanbul'un 16 milyon insanına inanın bana muhalif gözle bakanları daha mutlu etmek adına. Niçin? Çünkü eşit hizmet veriyoruz. Onlar da mutlu olacak. Metro onlar için, anne bebek kartı onlar için, çocuk destek paketimiz onlar için, burslarımız onlar için, herkes için. Dolayısıyla hiç kimseye ayırt etmedi ki bir Allah'ın kulu diyemez. Bizi ayırt etti. Etmem, ettiremem. Partizanlık, particilik bizim ruhumuzda yok. Ben partimin has bir evladıyım. En çalışkan insan olacağım. O ayrı bir şey. Ama esas olan millete hizmettir, bu şehre hizmettir. Bunda da çok başarılı olacağımıza inanıyorum Uğur Bey. Hani şunu söylemek istiyorum. Bize herkes destek olsun. Layıkıyla bir pazar günü geçirelim. Peki pazar günü sandıklar güvencede mi? Güvencede ama bir kişi daha fazla olsun istiyoruz. İstanbul gönüllülerine üye olabilir insanlarımız. İstanbul gönüllüleri üzerinden üye olmasına gerek yok. Destek olabilir. Partimizin bütün kanalları açık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni arayabilirler, sandıklarda görev alabilirler. Aynı zamanda o gün bir demokrasi şöleni sonuçta. Oyumu kullandım, evime gideyim ya da işte Panayır'a gideyim veya pikniğe gideyim. Vallahi o günü okulun önünde geçirin. Şarkınızı, türkünüzü söyleyin. Oylar sayılsın. Kazanan milletin tercihi, başımızın üstünde yeri var. Başka bir şey olabilir mi? Biz demokrasi inancı tam insanlarız. Bir demokrasi şölenine dönsün. Günlük, ışıl ışıl, aydınlık. Millet derin bir nefes alsın. İstanbul iyileşiyor Uğur Bey. İstanbul iyileşiyor, İstanbul güzelleşiyor, İstanbul kendine geliyor, daha da gelecek. İstanbul dünyanın en güzel şehri. İstanbul'u daha da güçlü, daha da kuvvetli bir şehir haline getireceğiz. İstanbul'un demokrasisi göreceksiniz, Orta Doğu'ya iyi gelecek, Balkanlara, Avrupa'ya iyi gelecek. İstanbul'un
bütün iyi hamleleri, bu şehrin aldığı bu demokrasiye dair sonuçlar bütün dünyaya mesaj olarak dağılacak. Onun için biz şahsım adına ve 16 milyon İstanbullu adına diyorum ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına, demokrasi adına, özgürlükleri adına görevimizi yerine getireceğiz pazar günü ve millet kazanacak, 16 milyon insan kazanacak. Gecenin manşetini İstanbullulara mucize yaşattık olarak atabilir miyiz? Yani takdir halkımızındır. Siz duayen gazetecisiniz. Manşet atmakta siz uzmansınız. Ben sadece duygularımı dile getirdim. Peki. Çok teşekkürler Sayın İmamoğlu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, özel röportajımızın konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar. Sevgiyle kalın efendim.